Canavarlar varmış. Çok kötü şeyler yapıyorlar. Dikkatli ol. Otur. Kırmızı ayakkabılarını çok seviyorum. Dedem aldı. Karne hediyesi. Dedemin dükkanında bir sürü değişik şey var. Trenleri çok seviyorum. Kardeşim de beni her yaz dedemlerin köyüne götürüyor. Kimse rüzgarın fotoğrafını çekemez. Bence sihirli bir şey. Anneannemin elleri çok tuhaf. Romatizmaymış. Onun fotoğraflarını çekmeye bayılıyorum. Hep çekme diye kızıyor. Reçeller biraz güneşte beklemeliymiş. O zaman çok lezzetli kayısı reçelli kurabiyelere dönüşebilirlermiş. Köyde ne çok hayvan var. Keşke hepsini çantama koyup götürebilsem. Kur'an kursuna yazdırdı. Eğer Allah'a şükredersek bizi tüm kötülüklerden korurmuş. Acaba Tanrı neye benziyor? Oy babamdan daha mı uzun? Yoksa onun da annem gibi pembe yanakları mı var? Acaba giysileri var mı? Tanrı terler mi? Korktuğumuzda elimizden tutar mı? Adam! Ah! Akordiyon, araba, ada, ampul, arı, askı, at, armut, ayakkabı, ayı! Keşke hep Tanrı'nın yanında olsam ve o beni hep korusa. Acaba cenazemi sevdiğim bütün hayvanlar da kilit miydi? Bütün ölmüş ölülere yaptıkları gibi benim ayakkabılarımı da satacaklar mı? Sidikli canavar yine yatağıma işedi. Hemşireler çok kızacak. Doktorlar Mişi ile beni yakında buradan çıkaracaklar. Ama sen sonsuza kadar burada kalacaksın. Değil mi Mişi? Mişi kardeşimin yaş günü hediyesi. Mişicim. Ama boynuzlu canavar hep onu kaçırıp canını yakıyor. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. İp atlamayı çok özledim. Sanki içim uçacakmış gibi oluyordu. Anneannem derdi ki salçalı ekmeklerimi yiyip bitirsem kocaman kanatlarım olurmuş. O zaman kuş gibi uçarmışım. Dün gece bir fare gördüm. Bana büyük bir hediye verdi. Karşılığında da tırnaklarımı yemek istedi. Tamam dedim. Akordiyon, araba, ata, ampul, akordiyon, araba, ata. Şşş.
Dedemler beni çok beklemiştir. Dondurmacının önünde buluşacaktık. Her zamanki gibi kocamanca lekli bir dondurma. Tanrı'ya bir sorum olacaktı. Eğer daha çok salçalı ekmek yeseydim, o canavarların arasından uçup gidebilir miydim?